Merhaba arkadaşlar. Ben Yeni Sıra Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda 9. sınıf çap yayınları fasiküllerini kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. fasikül kazanım 25 testimizin ilk sorusuyla başlayalım. Güvenlik kamerasına ait bir videoyu izleyen görevli. Önce play tuşuna basarak 5 dakika izliyor. Sonra pause tuşuna basarak hiçbir zaman kaybetmeden geri tuşuna basarak 2 dakika izliyor. Sonra yine pause tuşuna ardından tekrar play tuşuna basarak aynı şekilde izlemeye devam ediyor. Aynı şekilde. Yani aynı şeyi burada tekrar ediyor. Görevlinin video incelemesi toplam 72 dakika sürdüğüne göre video kaç dakikadır? Şimdi sevgili arkadaşlar önce 5 dakika bu ileri doğru izliyor. Şöyle 5 dakika diyelim. Sonra durdurup tekrar geriye doğru 2 dakika izleyince yani dolayısıyla toplam 7 dakikalık bir inceleme yaptığı zaman 3 dakika video izlemiş oluyor. 3 dakika ilerlemiş oluyor videoda. 7 dakika inceleme sonucu 3 dakika ilerlemiş oluyor değil mi? Şu kadarcık bir ilerleme yapmış oluyor 3 dakika. Sonra bunun böyle katlarını alarak ilerliyoruz. Ta ki nereye kadar? İşte toplam 72'ye yaklaşana kadar. Mesela 14 dakika eğer videoyu incelerse o zaman 6 dakika videoda ilerlemiş olur. Dolayısıyla 7'nin de bir de 10 katını alalım 70'e yaklaşmak için. 70 dakika eğer bu videoyu izlerse, incelerse o zaman bunun da 10 katını alırım. 30 dakika videoyu videoda ilerlemiş olur. Ondan sonra bir iki dakikamız daha kaldı. Şimdi ileriye doğru, sıra ileri doğru gitmede. Çünkü ileri doğru 5 dakika gidip sonra geriye 2 dakika geliyoruz. Öyleyse 72 dakikada ilerleyince toplam 32 dakikada videoyu ilerlemiş olur videoda. Dolayısıyla videomuz da 32 dakika olmuş olur. Bu türlü sorularda orantı kurmayacaksınız. Nasıl bir orantı? İşte 7 dakikada 7 dakika incelediğinde videoyu 3 dakika izliyorsa 72 dakika e, incelerse kaç dakika video izlemiş olur gibi bir orantı kurmayacağız. Yöntemine peki burada? 7'nin katlarını alarak 72'ye yaklaşıyoruz. Ondan sonra da teker teker elle ilerliyoruz. Yine buna benzer ikinci soru. 40 metrelik bir kuyunun dibindeki kurbağa gündüzleri 10 metre yukarı çıkıyor. Geceleri 4 metre aşağıya kayıyor. Şurası kuyunun dibi olsa bu 10 metre yukarıya doğru çıktı. Sonra 4 metre aşağıya kaydı. Demek ki bir günde toplam 10 metre ileri, 4 metre geri. Şöyle baktığımızda 6 metre ilerlemiş oluyor. Bir bir günde 6 metre ilerledi. O zaman yine burada altının katlarını alarak ilerleyeceğiz. İkinci günde 12 metre ilerledi. Üçüncü günde bir 6 daha ilerler, 18 metre ilerler. İşte burada sona dikkat edeceğiz. Dördüncü günde arkadaşlar. Bir 6 metre daha ilerler 24 metre olur. 5. günde ise 10 metre yukarı çıktı. 34. 4 metre geriye kaydı. 30. metreye geldi. İşte burası çok önemli. Şimdi bakın 6. günde 10 metre yukarı çıkacak ya. Dolayısıyla 40 metreye ulaşmış olacak. Artık geri kaymaz yani kuyunun tepesine ulaştığı için kuyudan çıkmış olur. Yani 6. günde son günde 10 metre ilerlemiş olur. Geriye kayma olmayacağı için cevabımız 6 günde olacak. Üçüncü sorumuzda bir kedi ile bir köpek sokakta aynı yöne doğru ilerleyecektir. Köpeğin adımlarına göre kedi köpekten 60 adım öndedir. Köpek 4 adım atıncaya kadar kedi 5 adım atıyor. Köpeğin 2 adımı kedinin 3 adımına eşit. Verilere göre köpek kediyi kaç adımda yakalar? Şimdi öncelikle arkadaşlar şuraya köpeğimizin noktasını yerleştirelim. Burası köpek, köpeğin bulunduğu nokta. Burası kedinin bulunduğu nokta. İkisinin arasında 60 adımlık bir mesafe var ama köpeğin adımına göre 60 adımlık bir mesafe var. İkisi aynı yöne doğru ilerliyorlar, bu tarafa doğru ilerliyorlar. Sonra bir de demişti ki köpeğin 2 adımı kedinin 3 adımına eşit. Köpeğin 2 adımı, köpeğine diyelim mesela, köpeğin 2 adımı kedinin 3 adımına eşit. O zaman biz köpeğin adımına bunlar birbirine eşit çıksın diye 3M uzunluğunda dersek kedinin 1 adımı da 2M uzunluğunda olur. Öyleyse hemen şuraya yazalım. Köpeğin köpeğin bir adımı 3M uzunluğunda. Kedinin bir adımı da 2M uzunluğunda. Gerçekten köpek iki adım atınca 6M ilerler. Kedi de 3 adım atınca o da 6M ilerler. Yani köpeğin iki adımı kedinin 3 adımına eşit oldu. O zaman şu aralarındaki uzaklığı şimdi biz M cinsinden yazalım. Aralarındaki uzaklık köpeğin adımıyla 60 adımdı ya. Köpeğin adımı da 3M olduğuna göre aralarındaki uzaklık toplam 180 m uzunluğunda oldu. Sonra bir de demişti ki köpek 4 adım atıncaya kadar kedi 5 adım atıyor. Şimdi köpek 4 adım atınca 12 m ilerler. Yani bu 12 m ilerlediğinde bu ise 5 adım atıyorsa bu da 10 m ilerliyor. O zaman köpek her 4 adım attığında kediye 2 m kadar daha fazla yaklaşır değil mi? Bakın. 12 m'ye 10 m 2 m daha yaklaşıyor. O zaman yazalım. Köpek 4 adım atınca eğer kediye 2M daha yaklaşıyorsa 180 M'lik bir mesafeyi kapatması için arada 180 M'lik mesafe var. Yani bunun 90 katı. O zaman 4'ün 90 katı 300 adım atmış olması gerekir. Burada orantı kurmuş olduk. Birinci sorumuzda 26. testimizin birinci sorusunda bir markette kasada ödeme sırasına giren Aylin baştan 7. sondan 11. sırada olduğuna göre sırada kaç kişi vardır denmiş. Şimdi şuraya Aylin'i çizelim. <laughs> Aylin burada olsun. Burası da kuyruğun baş kısmı olsun. Baş, baştan 7. kişiymiş. O zaman burada 7 kişi var. Tabi bunlardan biri Aylin. Sondan da 11. kişi ise burada da 11 kişi var. Ee, demek ki biz bu 7 ile 11'i topladığımızda toplam 18 kişi oluyor. Ama Aylin'i iki defa toplamış oluyoruz. O yüzden bir çıkartacağız. Kuyruktaki kişi sayısını 17 olarak bulmuş olacağız. Demek ki bir kişinin baştan ve sondan kaçıncı olduğunu toplayıp bir çıkartırsak kuyruktaki kişi sayısını buluruz. Çünkü baştan ve sondan kaçıncı olduklarını topladığımızda kendisini iki defa toplamış oluyoruz. İkinci sorumuzda 32 kişilik bir sınıf listesinde Kerem, Kerim baştan eninci sırada sondan iki en artı 3. sırada. O zaman baştan kaçıncı olduğuyla sondan kaçıncı olduğunu toplayıp bir çıkarttığımızda bize toplam kişi sayısını verecektir. 32'yi verecektir. Burada 3 en Buradaki 2'ye karşı eksi 2 olarak geçirip her iki tarafı 3'e bölersek n'i de 10 buluruz. Cevabımız E seçeneği olmalı. Üçüncü sorumuzda ise Mustafa baştan 17. sırada, Fatih sondan 25. sırada. İkisinin arasında 6 kişi var. Kuyrukta en az kaç kişi var ve kuyrukta en çok kaç kişi var diye sorulmuş. Şimdi öncelikle burada A şıkkıyla başlayalım. A şıkkında bizden kuyrukta en az kişi olmasını istemiş. B şıkkında da en çok kişi olmasını istemiş. Şimdi kuyruğumuzun baş kısmı burası olsa Mustafa baştan 17. sırada. Fatih ise sondan 25. sırada. Eğer siz Fatih'i bu tarafta çizerseniz yani baş kuyruğun baş kısmına yakın çizerseniz burası da kuyruğun son kısmı olsun. O zaman kuyruktaki kişi sayısı az olur. Ama burası kuyruğun baş kısmı, burası da son kısmı. Eğer Mustafa'yı önde, Fatih'i sonda çizerseniz de kuyruktaki kişi sayısı fazla olacaktır. Şimdi Mustafa baştan 17. sırası, 17. sırada. O zaman buradan buraya kadar 17 kişi var. Fatih ise sondan 25. sıradaysa, buradan buraya kadar da 25 kişi var. Ve aralarında da 6 kişi var. Şurada da 6 kişi var. <laughs> o zaman bu türlü soruların kısa yöntemi, buradaki 17 ile 25'i toplarsanız, 17 ile 25'i topladığınızda Toplam ne yapıyor? 42 yapıyor. O zaman bak Fatih iki defa toplamış oluyorsunuz. Çünkü bu 17 kişinin içerisinde de Fatih var. Bu 6 kişi var ve Mustafa var. Bu 25 kişinin içerisinde de bu 8 kişi var. Yani bu 8 kişiyi, Fatih'i, Mustafa'yı ve aralarındaki 6 kişiyi iki defa toplamış oluyoruz. Hem bunun içerisinde var hem bunun içerisinde var. O zaman bundan 8'i çıkartırsın. Kuyruktaki kişi sayısını da ne bulmuş olursun? Ee, 34 bulmuş olursun. Gelelim buraya. Burada Mustafa, Baştan yine 17. sırada şuradan şuraya kadar 17 kişi var. E buradan buraya kadar 6 kişi var aralarında. Fatih'te sondan 25. sırada buradan buraya kadar da 25 kişi var. O zaman bu 17 kişiyi topladığımızda Mustafa'ya kadar olan her kişiyi toplamış oluyoruz. E artı 25 eklersek Fatih'ten sonraki kişileri toplamış oluyoruz. Bir de aralarındaki 6 kişi eklersek Kuyruk'taki kişi sayısında maksimum olmuş oluruz. Bu durumda da 48 yapacaktır cevap. Yenelim 27. testimizin ilk sorusuna 12 kız 15 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfta kızlar kendi aralarında erkekler kendi aralarında birbirine hediye alıyor. Toplam kaç hediye alınmıştır? Şimdi şöyle düşünelim kızlardan birincisine el alalım. Birinci kız kaç tane hediye alır? Bakıyoruz kendisini çıkartırsa 12 kişiden 11 arkadaş var 11 tane hediye alır. İkinci kız o da 11 tane hediye alır. Üçüncü kız o da 11 tane hediye alır. Öyleyse burada 12 kişinin her biri 11 tane hediye alacak. Öyleyse toplam 132 tane hediye olmuş olur. Gelelim erkeklere. Birinci erkek 14 tane hediye alacaktır. İkinci erkek yine 14 tane hediye alacaktır. Tüm arkadaşlarına hediye alıyor çünkü kendisini çıkartıyor. Dolayısıyla 15 kişinin her biri 14 hediye alırsa buradan da 200 ne yapar? Buradan da 210 tane hediye yapar. Öyleyse toplam hediye sayısı 342 olur. Cevabımız E seçeneği. İkinci sorumuzda bir iş yerinde herkes birbirine hediye aldığında toplam 110 hediye alınıyor. Bu iş yerinde kaç kişi çalışmaktadır? Bir önceki sorudaki mantık gibi düşünürsek mesela bu iş yerinde x kişi çalışmış olsun. O zaman bir kişi kaç kişiye hediye alacaktır? Kaç hediye alacaktır? Kendisini çıkartırsak x eksi bir tane hediye alacak. İkinci kişi yine x eksi bir tane hediye alacak. Tüm arkadaşlarına hediye alıyor. Kendisini çıkartıyor kişi sayısından biri kendisi olduğu için x eksi 1 tane hediye alır. Öyleyse x kişinin her biri x eksi 1 hediye alırsa toplam x çarpı x çarpı x 1 hediye yapar. Bu da 110'a eşit. Bundan sonra değer verebilirsiniz. Acaba x yerine 9 yazsam 110'u verir mi? Vermez. 10 yazsam verir mi? vermez. Ama 11 yazsam 11 çarpı 110'u veriyor. Öyleyse x 11 olmalı. Bu iş yerinde çalışan işçi sayısı. 12 kişinin katıldığı bir satranç turnuvasında herkes birbirleriyle iki, ikişer maç yapıyor. Toplam kaç maç yapılmıştır? Şimdi burada da yine düşünelim. Birinci kişi geriye kalan 11 arkadaşıyla maç yapıyor. O zaman 11 maç yapar. Şimdi gelelim ikinci kişiye. İkinci kişi. Şimdi burada iki maç yapıyor ya. İki maç yapmasını en son iki ile çarpacağım. Şu, şu an bir maç yapmasını hesaplayacağım. Sonra her biriyle iki maç yapıldığı için de iki ile çarpacağım. İkinci kişiye geldik. Şimdi ikinci kişi 11 kişiyle maç yapmayacak artık. Çünkü bir kişi onunla maç yapmıştı ya. 10 kişiyle maç yapacak. Üçüncü kişi 2 kişi kendisiyle maç yaptığı için 9 kişiyle maç yapacak. Dolayısıyla 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 diye son kişi de herkes kendisiyle maç yaptığı için kimseyle maç yapmaya gerek kalmayacak. 1'den 11'e kadar sayıların toplamını bulmanın kısa yöntemi. Burada kaç sayı var? 11 sayı var. 11 sayı ortadaki sayıyla çarp. Ortadaki sayı burada hangisi olmuş oluyor? 6 olmuş oluyor. 11 çarpı 6. Toplam 66 maç yapar. Ama herkes birbiriyle 2 maç yapacağı için bunu da 2 ile çarparsın. Toplam maç sayısı o zaman da 132 olur. Evet bu videomuzda buraya kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.